Bundan 14 yıl önceye gidiyoruz. Yıl 2003, 19 yaşında bir genç kız. Adeta buharlaştı. Sadece 30 saniyelik mesafede. Burası durak, burası kütüphane. Kütüphaneye giderken kayıplara karışan 19 yaşındaki Handan Çakal'ın ailesinin bekleyişi hala devam ediyor. Annesi Fatma Hanım, Handan'ın evine döneceği günü bekliyor. 15 yıl oldu, dilim hala Handan. Kim unutmaz, unutamaz zaten, mümkünü yok ya. Kaybolduğu andan itibaren gecelerce uyumadık. 13-14 senedir hep ablam aklımızda, hiçbir saniye aklımdan çıkmadı. Handan'ın kayboluşundan 1 yıl 7 ay sonra Turan G isimli bir şahıs ortaya çıktı. Polise gitti. Ben dedi vicdan azabı çekiyorum. Onur D isimli bir arkadaşımla birlikte Handan'ı dedi Bursa'nın çıkışında aldık. 100 kilometre aşağı yukarı 2 saat 2,5 saat yol gittik ve Pamukova'da tecavüz edip boğduk ve gömdük dedi. Sonra gittiler yer gösterme yapmak için, ceset bulunamadı. Diyelim ki doğruyu söylüyorlar. Diyelim ki Yenişehir üzerinden Pamukova'ya gitme ihtimalleri hocam olabilir mi? Olabilir tabii. Ama bu kişilerin o bölgede yaşıyor olması şimdi lazım. Şimdi Kadıköy'deyiz. İtirafçı Turan Bey'in oturduğu sokağa geldik ve bilinen adresine gideceğiz. Kapıyı çalacağız. Bakalım Turan orada mı? Dershanede ona takıntılı bir şekilde, İşte gece yarısı sessiz telefonlar açan, rahatsız eden, Handan'ın da oldukça rahatsız olduğu bir gençten bahsediyor. Özellikle bir arkadaşı var, biliyor, kim olduğunu da biliyor o çocuğu. Fakat söylemiyor. Bir iki defa şahit oldum. Hani o da sıkıldığını belirtiyordu. Of yine aradı ya, yeter artık, niye bu telefonlar geliyor diye. Ekibimize gelen ihbarlar doğrultusunda Serpil Hanım çocuğunun babasını aramaya koyuldu. Bahçeli Evler'de isminde, tabela isminde Volkan ismi geçen bir iş yerini arıyoruz. Orada da Volkan isminde bir beyefendi var. Ümit Bey'in arkadaşı ve Serpil Hanım'ı genelde bu arkadaşından arıyordu. Bizler de bu iş yerini aramaya Bahçeli Evler'de devam ediyoruz. Şimdi o iş yerlerinden bir tanesinin önündeyiz. Hemen içeri gireceğiz, soracağız. Ümit isminde birini tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Yaptığımız araştırmalar sonucu ulaştığımız bir diğer adrese hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu bina. Daha önce Volkan isimli iş yeri bu binanın altındaymış. Burada eskiden bir Volkan isimli bir iş yeri miydi burası? Yok, değildi. Değildi. Dört aydır burası kırtasiye malzemeleri tedarik eden bir depo olarak kullanılıyor. Elimizde başka adresler de var. Saha araştırmalarımızdan edindiğimiz bilgiler de var. Başka adreslere doğru yeniden yola çıkıyoruz. Buyurun. Ümit isminde bir genç yanınıza gelip yok, gidiyor muydu? Yok, Ümit diye kimse yok. Adı Ümit olmayabilir gerçekten, bana da söylemiş olabilir. Siz de başka bir isimle de tanımış olabilirsiniz bu şansı. Sizin yanınıza Ümit isminde birileri gelir gider miydi? Gelmez, gitmez. Ama her yeri aramaya devam edeceğim yani. Davamdan vazgeçmek istemiyorum. Sonuna kadar oğlumun destekçisiyim. Yanında olmak istiyorum. Ellerini vicdanlarına koymalarını istiyorum. Başka bir şey demek istemiyorum yani. Çünkü çok üzülüyorum. Çocuğumun
geleceği söz konusu yani. Aynı anneden, aynı babadan dünyaya gelmişsin. Kız kardeşinin eşini alıp gidiyorsun, bir de çocuğunu alıp gidiyorsun. Eşi ve ablası tarafından ihanete uğrayan Sinem Zengin, bir senedir görmediği 5 yaşındaki oğlu Muhammed Mustafa'ya kavuşabilecek mi? Bana çocuğumu geri versinler yeter yani, ben bunu istiyorum. Ve benim çocuğumu artık kendine anne dedirtebiliyorsun, nasıl bir zihniyet? Sen de teyze falan değilsin, böyle teyzelik olmaz. Bazı bilgilere ve adreslere ulaştık. Ekibim Ankara'da. Sinem Hanım'ın oğluyla alakalı bir adres tespit ettiğimizi söyleyebilirim. Mustafa'm, ben seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Nerede, nasıl saklanıyorlar? Ben Ankara'dan arıyorum. Ben o bayanla çocuğu gördüm. Anda babasıyla beraber ikisini gördüm. Bu çocuk bu bölgelerde, bu aralarda böyle dolanıyor. Sinem oğluna kavuşabilecek mi? Benim çocuğumu kurtarın oğlum. Senin kokunu duymayı özledim, anne demeni özledim, sana sarılmayı çok özledim. Bu çocuğu size yar etmezler. Bugüne mi düşman olmanın peşindesiniz? 13 yaşındaki Ayşe Başaran kayıplara karışalı tam 5 gün oldu. Ailesi daha önce de evden kaçan küçük kızın hayatından endişe ediyor. Ayşe, ne olursun gel, ne olursa olsun ben senin yanındayım. 4 gündür de ortada yok, tek başına yolda sokakta bu kadar gezemez. Ayşe ailesinden mi kaçıyor? Çocuğun başka bir problemi var ve bunu hiçbiriniz görmemişsiniz, duymamışsınız. Ayşe'nin başına ne geldi? Benim yanıma geldi, dedi ki beni babam evden kovdu, benim kalacak yerim yok diye dert yanıyor. Atalarım var, benim de atalarım var. Dönsün gelsin evine. Ayşe Başaran bulundu dün gece Allah! Ben de çok özlemiyorum. Allah razı olsun. Ağustos Cuma günü bir arkadaşıyla buluşmak için evden çıkan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi özlenen Baz bir daha geri dönemedi. ...18'ini 19'una bağlayan gece otobanda bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İzmit Çeşme otobanı. Ön kısmında hasarlar mevcut. Gözle yapılan kontrolde herhangi bir kan falan gözükmedi. Peki özlenen Baz gecenin o saatinde otoyolda tek başına ne yapıyordu? Özlenen Baz'ın ailesiyle birlikte yaşadığı İzmir Balçova'daki evin önündeyiz. 18 Ağustos günü özlenen öğlen 3 civarında evden ayrılarak Çeşme'ye arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Yanımızda özlenenin babası Nezafettin Bey var. Biz de şimdi Nezafettin Bey ile Çeşme'ye doğru yola çıkacağız ve olay yeriyle ilgili bilgi toplamaya çalışacağız. Bara en son gelmişler. Buradan da 23.11 civarında çıkmışlar. Kamera kayıtlarında öyle gösteriyor. Tahmin ediyorum şu kamera. Kızımı o şekilde bırakmaması gerekiyordu. 23.29'da da taksiye bindirmiş, göndermiş. Bir de o zaman taksi durağına doğru ilerleyelim. Ne kadar bir mesafe, oraya bakalım sizinle beraber. Tamam. Yaklaşık 10 dakikalık bir yürüme mesafesinin ardından özlenenin o akşam Çeşme'de taksiye bindiği taksi durağının önüne geldik. Çeşme'deki taksiden taksiye bindiriyor. Alaçatı'ya gönderiyor. Kendisi tekrardan geriye dönüyor. Saat 23-29 civarında da bara tekrardan girme görüntüleri mevcut. Benim kızımın bu duruma gelmesinde, sonunun hazırlanmasında ilk adımı atan kişidir. Alaçatı'ya doğru geçelim o zaman. Buradan zaman kaybetmeden özlerin taksiden indiği ve en son kameradan görüldüğü noktalara bakalım. Tamam.
noktadayız, Alaçatı'dayız. Özdenen'in güvenlik kamerası kayıtlarına göre indiği tam nokta burası değil mi? Tam burası. Bu yolun ortasında iniyor. Sağ arka kapıdan. İner gibi yapıyor, kapıyı açıyor. Tekrardan içeriye giriyor, kapıyı kapatıyor. 1 dakika 5 saniye arabanın içinde kalıyor. Tahmin ediyorum o ara ya telefon görüşmesi yapıyordu taksinin içerisinde ya da taksinin parasını veriyordu. 23.39'da taksiden iniyor, karşı tarafa geçiyor, kamera kayıtlarının görüntülerinden çıkıyor. Şimdi aslında bizim burada aydınlatmamız gereken nokta tam şu anda bulunduğumuz bu Alaçatı taksi durağının orasıyla cansız bedenin bulunduğu Seferihisar'daki kavşak. Çünkü en büyük muamma bu iki yer arasında gerçekleşiyor. Buradan kimin aracına bindiğini, kimlerle gittiğini, hangi araca bindiğini bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu adamın ceza alması için her şeyi yapmalısınız. Serap Hanım bir de var ya benim psikolojim çok kötü bozuldu ya. 7 yıl boyunca ev sahibinin cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia eden Güngör, adalet arıyor. Annemi dedi kolumdan tuttu, odaya götürdü, içeri girdi, kötülük yaptı baba dedi. Benim çocuklarım yüzüne bakamaz oldu. Güngör'ün karnındaki bebeğin babası kim? Doktora gönderdim ben, eşimin 5 aylık hamile olduğunu söyledi. Çocuklarımız o saldırgandansa bunun tespiti halinde zaten bu %100 delil. Bugün yapılacak olan DNA testinde Ferdi ve Güngör Eten'in çocuklarının babası kim çıkacak? Sonucumuzu Ersoy hocamız bize açıklayacak. Evet, şimdi bu çocukla ilgili olarak gene benim raporumda her türlü bilgi var iken buna ek olarak ne yazık ki onun için size iş düşüyor. 11 farklı polimorfik STR sisteminde dışlama görüldüğünden şu kodlu kişinin biyolojik babası olamayacağı kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. ...35 yaşındaki Çağdaş Adıgüzel komşusu tarafından vahşice öldürüldü. Olaydan 4 gün sonra cesedi işte bu arkamda görmüş olduğunuz evin arka bahçesinde bulunan foseptik çukurunda bulundu. Araştırmalarımızın ardından Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı. Çağdaş Adıgüzel'in katil zanlısı ekibimize ulaşarak suçunu itiraf etti. Ben cinayeti işleyen kişiyim, Ekrem'e. Ben cinayeti işleyen kişiyim. Ekrem'e kan donduran cinayetle ilgili neler söyledi? Samsun'da bir cinayet olmuştur. Ben cinayeti işleyen kişiyim, Ekrem'e. Çağdaş Adıgüzel'in cinayet şüphelisi Ekrem E. yakalandı. Cinayetin ardından Atakum'da neler yaşandı? Biz tabii bir tatile giriyoruz, yayında olmayacağız ama bütün gelişmeleri takip edeceğiz. Bir tarafında oğlu, bir tarafında kızı, doğru değil mi? 52 kişinin olduğu bir yerde 74 yaşında bir kadın cinayete kurban gitti. Ne derseniz deyin, nur yüzlü bir kadın niye öldürülür kardeşim? Niye? Gerçeğin peşinde ekibi 74 yaşındaki Miyase Bedir cinayetini araştırmak için düğmeye bastı. Bazı soruların cevapları yayınımızda ortaya çıktı. Belki de bu tülbent çok önemli bir deli olacak. Belki bir suç aletine dönüşmüş dahi olabilir. Herkesin farklı bir ifadesi var. Yok ayağındaydı, yok yerdeydi, yok oradaydı. Saçları açıktı, tülbenti de neredeyse ayak bileklerinin civarında bir yerde. Evet, ben demiştim zaten Serap. Atılı bir şekilde duruyordu. Gerçekten cenazeye gitti mi, gitmedi mi? Annem burada cenazedeydi.
bana başsağlığı diledi diye söyleyince biz ondan duyduk. Rahmetli Niyase teyze çıktıktan sonra cenazeden komşusuna kahve içmeye gitmiş mi? Evet, Niyase teyze gitmiş. Ancak 29 Mart günü değil, 2 gün önce gidiyor. O da Hafize Hanım'la değil, geliniyle kapıda bir konuşma gerçekleşiyor. Herkes birbirinden şüphelendi. Aile içinde herkes birbirinden şüphelendi. Birbirinin söylemlerini çelişkili buldu. Nedense kimse gözlerini başka bir yere çevirmedi. Bana dedi, abi bahçede gülleri buluyordum, kendini dedi. Elin oldu dedim, tokla yaptı abi, yem veriydik, berike dedi. Şimdi bize ve ifadede söylediğini söylüyor, kaz ısırdı dedi. Mesela o da olduğu zaman, yemek yiyecek olduğu zaman bari oturmadım sofraya. Kalkar gider mutfakta iyiymiş yeme. Kızım bak oraya gidiyorum ama orada da hiç huzurum yok. Gelinler beni istemiyor. Dediğine kaç kere şahitim ben Niyase ablanın. Evdeyken babaannem kapısını kilitlemezdi. Bizim aileden akrabalardan çıkacağı belli bir şey. Ne? Annemin dışarıda öldüğünü tespit ettim. Ha, tespit derken. Yani sürüklenerek mi oraya getirildi? Sürüklenerek. En az bir yerde 3-4 saat beklemiş, ölü lekeleri teşekkül etmeye başlamış. Ondan sonra pozisyonu değiştirilerek başka bir yere götürülmüş ve bırakılmış. En önemli gelişme ise yaşlı kadının üzerinden katiline ait çıkan DNA örneği oldu. Niyase Hanım'ın üzerinde bir erkek DNA'sı bulundu ölümünün ardından. Niyase Hanım'ın parmak aralarından çıkan, tırnak ara altından daha doğrusu çıkan DNA kesin delildir. Yani o DNA kime uyacaksa o katil. Kıl olayında. Hani bizim kılımız çıkar mı? Ben öptüm kokladım annemin elbiselerini balkonda, İbrahimlerin balkonunda diye. Salih söylemiş. Planlanmış bir şey olduğunu düşünüyorum Serap Hanım. Niyase Bedir anne diyor ki bulun benim katilimi bulun. Ben ancak öyle huzur bulacağım. Ordu Dağyolu sakinlerinden Varlı ailesi için 31 Ekim 2018 tarla işleriyle ilgilendikleri sıradan bir gün olarak başladı. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı bir kabusa dönüştü. Bize reva mı bu? İnsanlığa reva mı bu? Otur anlat. İnsanlık mı bu? Böyle bir şey var mı? Böyle bir ölüm var mı? 16 yaşındaki bir fidan. Çocuk. Kendini tokatlayarak anne ben uyumak istemiyorum. Anne benim gözlerim kapanıyor. Anne ellerim tutmuyor diyor. Bizi zehirlediler anne diyor. Dedim Ali abi yetiş abim ölüyeydim. Zehir aklıma gelseydi zehir diyemedim. Zehir aklıma gelmedi. Telefon elimden düştü. Daha konuşamadım. Dilim şişti. Sıradan bir öğle yemeği olacağını sanıyorlardı. Zehirlendiler. Rahmetli kardeşim demiş ki anne bu çorbanın içinde ne var? Çok ne koydunuz siz bunun içine anne bu çorba çok kötü kokuyor demiş. 5-6 kaşık anca yiyebildim demiş. Ben yemek istemiyorum demiş. Mutfaktaki yemekler tencerelerde aynı şekilde duruyor. O günden beri küflenmiş vaziyetteler şu anda. Hiçbir şekilde onlara dokunulmamış. Ama dışarıdaki yemekler ortalarda yok. Buradaki tencerelerden yemekler tabaklara konulmuştu. Ve sonrasında olanlar oldu. Hepsi aynı yemekten yedi. Şimdi o gün evde bulunanları sayıyorum. Şehri Varlı. Evet, annem. Anneniz. Annem. Şinasi Varlı vefat kardeşim. Etti. Allah rahmet eylesin kardeşiniz. Mesut Çamoğlu. Amcamızın hanımının erkek kardeşi. O gün sizin evinizdeydi. Evet. Şakir Şen. Dayım, öz dayım. Açtım Güneş Nerciz'in suyu akıya. Dedim bu kaynar suyundan daha tez yaparım dedim. Abime çağırdı, Şinasi Vallı'ya çağırdı. Eve geldiler. Bunlar abim kaynar sudan yine az yüzünü yıkadı. Başladı yemeğe. O arada Şinasi Vallı da geldi oturdu. Dedi ki anneydi bu çorbanın da bir düşük dedi. Sen bunu nereden yaptın dedi. İlk önce Şakir Şen dayımız rahatsızlanmış. Akan suyla ilk elini yüzünü yıkayınca benim gözlerim bir değişik oluyor demiş. Böyle üşüyorum falan demiş. Hani açlıktandır diye oturmuş yemek yemişler. İlk de Şinasi yemiş ama Şinasi çorbayı çok yemiş. Çorbayı çok yediği için sıvı maçı daha çabuk kana karıştığı için. Mesut pilavdan demiş ben çok acıktım. Benim başım dönmeye başladı. Daha fazla yiyeyim de açlıktan dolayı hani başımın dönmesi geçsin diye şey yapıyor.
O da şey yapıyor, dayım elini yıkamaya gidiyor. Almışlar kokuyu, ona rağmen geri geliyor. Şinasi kendini tokatıyor. Yani ölmek istemiyorum anne. Ben izniyle duyar anne diyor. Benim kardeşim bu şekilde ölür. Kendini tokatlayarak öldü. Ah ah ah. Yola çıkmaya çalıştılar ama güçleri yetmedi. Orman yolunda anne bir tarafta, oğlu bir tarafta, abisi orada diye tekrar kalkıyor Şehri Hanım, gidiyor. Onu sürükleyerek getirmeye çalışıyor. Orada bir bakıyor oğlu ölmüş. Yani gerçekten felaket bir durum. Başımız dönmeye başladı. Gözümüz görmemezlik yaptı. Bacaklarımızın canı kaçtı. Adım atamaz hale geldim. Merdivenden zor indim böyle. Çocuğum zaten kendini ölmeyek buradaydı. Hani arabanın yanına kavuşuruz zannettik ama kavuşamaya fırsat olmadım. Şinasi Valı'yı kucakladım ama şimdi tabii ben de etkilendim. Nereye kadar gittiğimi de bilmeyen aynı bizi ormanda kaldı. 16 yaşındaki Şinasi olay yerinde can verdi. O güne benden 2 metre uzakta bulmuşlar onu. Son sözü ana beni bırakmadan öleceğim dedi. Şinasi Valı zaten bana sarılacak ölmüş. Aynı daha gözümü açtım. Kendimi hastanede hissettim. Çocuğumu elimden aldılar. Bir kuru fotoğrafları kaldı bana. Hatıra. Allah büyüktür. Hani geri gelmez çocuğum ama katili bulundu da işime herhalde serpilir. Dehşet dolu günün ardında hangi sırlar yatıyor?